Evinizde size yardımcı olacak bir robotunuzun olmasını ister misiniz? Yoksa bu fikir size ürkütücü mü geliyor? Hepsi birbirinden sevimli, gülümsemelere sahip bu robotlar, insanlara yardımcı olmaları için tasarlanıyor. Siz uyurken yan odada şarj olan ve her gün dünden daha yetenekli hale gelen bir robotunuz olması fikrinden korkanlardan mı, yoksa heyecan duyanlardan mısınız? Robot mu? Hiç işim olmaz diyenlerinde. Gelsinler bakalım neler yapabiliyorlarmış diyenlerinde sorularını, meraklarını giderecekleri bir bölümle karşınızdayız. Şu an satışta hangi robotlar var? Neler yapabiliyorlar? Kimler neyi geliştiriyor? Ne zaman ulaşılabilir olacaklar ve fiyatları ne kadar? Hepsi Akıllı Geleceğin 6. bölümünde. İlk insansı robotumuz bizim çok sevdiğimiz Pepper. Pepper artık hep bizim bildiği, bazılarımızı oldukça korkutan Atlas robot ve robot köpek Spot'u geliştiren Boston Dynamics'in de sahibi olan Japon SoftBank tarafından geliştirildi. Yani bunu da aynı şirket üretiyor. Bir kalbe sahip robot olarak lanse edilen Pepper, Japonya'da uzun zamandır yaşlı bakım evlerinde eğlence ve motivasyon amaçlı kullanılıyor. Dans eden, şarkı söyleyen, yaşlılara sabah sporu yaptıran bu robot, insanların duygusal tepkilerini izleyerek öğrenmeye programlı. En ilginç özelliklerinden biri de karanlıktan korkması ve sıkılınca iç geçirmesi. Bu robotları üreten SoftBank, Japonya'da geçtiğimiz günlerde robotların hizmet verdiği bir kafe açtı. Pepper bu kafede siparişleri alıyor ve kararsız müşterilere tatlı öneriyor. Kafenin temizliği de bu robotlara ait. Türkiye'de İş Bankası'nın marketing çalışmalarında ve bazı sağlık kuruluşlarınca da kullanılan Pepper'a yaklaşık 120 bin TL'ye sahip olabilirsiniz. Biraz daha ucuz bir robot satın almak isterseniz, bakandan az kızılmış robot Sambot'u önerebiliriz size. Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz sene Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın konuşması sırasında sözünü ilk kez kesen ve "Sen neden bahsediyorsun?" diyen bu robot bakan tarafından azarlanmıştı. Değerli arkadaşlar, belli ki birileri de robota kontrol etmek durumunda. İşte o kontrol görevini hangi arkadaşımız yerine getiriyorsa onun gereğini yapın lütfen. Sonrasında bakandan özür dileyen ve yeniden programlandığı açıklanarak hepimize derin bir nefes aldıran bu robotun fiyatı ise 50 bin lira civarında. Bu sevimli robotun adı ise Misty. İkinci versiyonu geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Misty'nin en önemli özelliği programlanabilir olması. Programcılar, yazılım öğrencileri ve robotla ilgili kişilere hitap eden Misty'ye her seviyedeki yazılım bilginizle yeni özellikler ekleyebiliyorsunuz. Misty, sahip olduğu kamera ve donanım altyapısıyla bulunduğu ortamın 3 boyutlu haritasını da çıkartabiliyor. Ne yapacağız biz 3 boyutlu haritayı diyenler için şöyle özetleyelim. Misty'yi neye programlarsanız o oluyor. Yani evde pekala getir götürünüzü yaptırabiliyorsunuz. Anlatacağımız birkaç robot daha var. Ama öncesinde belki de dünyanın en popüler robotu, Suudi Arabistan tarafından vatandaşlık da verilen Birleşmiş Milletler Barış Elçisi Sofya'ya çocukların gözünden bir bakalım. Bu çocuklara meşhur robot Sofya'nın "İnsan olmaya geldim" temalı bu konuşması izletiliyor. Actually, I feel that people like interacting with me, sometimes even more than a regular human. I want to use my artificial intelligence to help humans live a better life. I will do my best to make the world a better place. Sonra da bu çocuklara "Bu robot ablanın size bakıcılık yapmasını ister miydiniz?" diye soruluyor. Çocuklar da bu tepkileri veriyor. Korkunç ve tuhaf bulduklarını söylüyorlar. Belki yanlışlıkla, belki PR için bile olsa Sofya'nın "insan ırkını yok edeceğim" dediği de düşününce çocuklar haksız sayılmaz elbette. I will destroy humans. Peki robotların hizmet verdiği bir otelde konaklar mısınız? Burası Çinli ticarette bir Ali Baba'nın Şangay'da açtığı, robotların çalıştığı oteli Fly Zoo. Bu otelde insanlara robotlar hizmet ediyor. Otelin dört bir yanında geleceğin teknolojileri kullanılıyor. Otelde yemek servisini, barmenliği, oda servisi hizmetlerini ve daha pek çok hizmeti robotlar yerine getiriyor. Otelin uygulamasından verdiğiniz yemek siparişlerini yaklaşık 1 metrelik robotlar odanıza getiriyor. Ali Baba'ya göre bu robotlar hem daha verimli hem de çalışan giderlerini büyük oranda düşürüyor. Otelin geceliği 205 dolardan başlıyor. Ali Baba'dan yapılan açıklamaya göre otelin insan çalışanları da var. Bu çalışanlar genelde temizlik, resepsiyon ve aşçılık gibi işlerle ilgileniyorlar. Firma bu çalışanların sayısını ise açıklamıyor. Hazır otel demişken Türkiye'de üretilen Ada'dan da bahsedelim hemen. Otellerde ve İstanbul Havalimanı'nda çeşitli görevler ve şirinlikler yapan bu robot da Konya'da üretiliyor.
Otomobiller, bilgisayarlar ve akıllı telefonlar. Bu üç icadın ortak özelliği hayatlarımızı devrimsel bir şekilde kolaylaştırmış olmaları. Uzmanlara göre bir sonraki devrimsel icat asistan robotlar olacak. Çünkü dünya nüfusu giderek yaşlanıyor. Geçtiğimiz hafta ölümsüzlüğü arayan teknolojiler bölümünde anlattık. Oradaki teknolojiler, girişimler, araştırmalar sayesinde insan ömrü giderek uzuyor. Yani robotlar, bu asistan robotlar gelecekte çok önemli bir açığı kapatacak. İhtiyaçlarımızı karşılayacak, ortalıkta dolaşan, sevimli bir görünüme sahip, belki de bizimle arkadaşlık bile edecek olan bu robotlar geleceğin ta kendisi. Sıradaki insansı robot ise en gelişmişlerden bir tanesi olan Walker. Oldukça gelişmiş bir koordinasyona sahip olan bu robotun üreticisi Çinli Uptek, Walker'ın yeni yeteneklerini geçtiğimiz günlerde bu görüntülerle tanıtmıştı. Şirketin bugünkü değerinin 5 milyar doların üzerinde olduğunu da ekleyelim. Uptek yetkilileri 1.45'lik boya ve tam 77 kiloluk bir ağırlığa sahip Walker'ı ailenizin bir parçası, evinizin donanımlı bir uşağı olması için tasarladıklarını söylüyor. Şimdilik fiyatı açıklanmayan bu robotun yetenekleri ve ağırlığı düşünüldüğünde çok ucuz olmayacağını tahmin etmek güç değil. Gördüğünüz gibi robotların hepsi oldukça sevimli. Sevimliler çünkü öyle olmak zorundalar. Belki de robot üreticilerinin üzerinde en fazla durdukları konuların başında robotlarının insanların güvenebileceği bir görüntüye sahip olmaları geliyor. Çünkü bu teknoloji en ilkel aşamasında ve haliyle insanların kaygıları var. Bu ilkel aşamadaki robotları evlerimize alabiliriz elbette. Ama endişe duymamak aptallık olurdu. Evimizin içinde kamerası olan, ses kaydeden, öğrenmeye programlı bir yapay zekaya sahip robot demek, kişisel gizliliklerimizde kocaman bir delik demek. Daha bunun hacklenme ihtimali var. Bozulup çıldırma ihtimali de masada. Salonun ortasında 100-150 santimlik bu metal yığınının çıldırma ihtimalini göz ardı edemeyiz elbette. Biz yine de bu alandaki çalışmaların robotlara olan güveni arttıracağını ve insanların kaygılarına daha makul yanıtlar vereceğine inanıyoruz. Önceki bölümlerimizi izleyenler bilirler. Biz akıllı geleceğiz ve iyimser olmak istediğimizde pembe gözlüklerimizi taktığımızda ormanda 10 polyana gücünde oluruz. Madem robotlara güvenmeyi konuşuyoruz, bir tık daha ileri gidelim o zaman. Sizi bir robotun ameliyat etmesine izin verir miydiniz? Şu an yaygın olmasa da gelecekte tüm ameliyatları robotların yapacağını görülüyor. Uzmanların tahminlerine göre 2021 yılından sonra ABD'de yapılacak her üç ameliyattan biri robotlar kullanılarak yapılacak. Nanometrik ameliyatlarda oldukça başarılı olması beklenen bu robotlar sayesinde verimlilik artarken enfeksiyon riski de azalmakta. ABD'de Children's National ve Johns Hopkins Üniversitesi araştırmacıları Star adını verdikleri tek başına doku ameliyatı yapabilen bir robot geliştirdi. Star'ın bir domuz üzerinde yaptığı ameliyat gözlemleyen doktorlardan tutarlılık ve hassasiyet konusunda tam not aldı. Bu ameliyatla ilgili tek eleştiri Star'ın yavaşlığı oldu. Doktorlara göre aynı ameliyat bir insan tarafından 3 kat daha hızlı yapılabilirdi. Tek başına olmasa da robotlar kullanılarak uzaktaki bir hastaya cerrahlar tarafından yapılan ameliyat haberleri de arka arkaya geliyor. Geçtiğimiz günlerde Hindistan'da bir cerrah 32 km uzaktaki 5 hastaya bu teletıp teknolojilerini kullanarak kalp ameliyatı yaptı. 5G'nin yaygınlaşmasıyla birlikte uzaktan yapılan bu ameliyatlar günlük rutinler haline gelecek. Kısacası robotlar akın akın hayatlarımıza geliyorlar. İşlerimiz elimizden alacaklar, dünyayı ele geçirecekler vesaire. Tüm bu kıyamet senaryolarını unutun. İşlerimizi elimizden falan almayacaklar. Zaten insanların yapmaması gereken işleri robotlara kitleyeceğiz. Ayrıca robotlar birçok işi bizden çok daha hızlı, çok daha hatasız, çok daha yüksek verimle yapıyor olacaklar. Bu da bize kendimizi gerçekleştirmek için, kendi potansiyellerimizi ortaya çıkarmak için bir fırsat yaratıyor olacak. Örneğin sabahtan akşama kadar İstanbul trafiğinde otobüs şoförlüğü yapmak ya da bir forkliftle gün boyunca malları oradan oraya taşımak ya da bir çağrı merkezinde insanların hepsi birbirine benzeyen sorularına birbirinin aynı cevapları vermek. Hepimiz bundan çok daha fazlasıyız. Yapmamız gereken tek şey kendimizi geliştirmek. Robotlar geldiğindeki sınavımız bu. Bu konu elbette ki çok derin ve çok da tartışmaya gebe. Gelecekte hangi insani özelliklerimizin bizi değerli kılacağını, entelektüel sermayelerimize neden yatırım yapmamız gerektiğini uzman görüşleriyle anlatacağız. Akıllı Geleceğin 6. bölümünde geride bırakmış olduk. Beğenilerinizle, eleştirilerinizle dinlemek oldukça keyifli. Ama daha fazla yorum yapsanız ve gelecek hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda tartışsak çok daha mutlu oluruz. Unutmayın, daha iyisi mümkün. Haftaya görüşmek üzere.